Çizgili Pijamalı Çocuk Bölüm 7 Annesi yapmadığı bir şeyi nasıl sahiplendi? Bruno, ailesiyle Outwood'e geldikten birkaç hafta sonra Carrie, Daniel ve Martin'i ziyaret etme olanağı ufukta görünmediği için kendisini oyalayacak bir şeyler bulmaya karar verdi. Yoksa yavaş yavaş delirecekti. Bruno, hayatı boyunca deli olarak kabul edebileceği bir tek kişi tanımıştı. O da Bay Roller'dı. Baba yaşlarında bir adamdı. Berlin'deki evlerinin sokağında yaşıyordu. Günün veya gecenin her saatinde sokakta ileri geri yürüyüp kendisiyle korkunç tartışmalar içindeyken görülüyordu. Bazen bu tartışmaların ortasında hararetli bir kavga patlar ve duvara yansıyan gölgeyi yumruklamaya çalışırdı. Zaman zaman o kadar çok kavga eder, tuğla duvarlara öyle çok yumruk atardı ki elleri kanardı. Sonra yere diz çöküp Yüksek sesle ağlamaya başlar, bir yandan da kafasına tokatlar indirirdi. Birkaç kez Bruno, kendisine yasaklanan sözcükler söylediğini duymuş, kıkırdamamak için kendini zor tutmuştu. Zavallı Bay Roller'a gülmemelisin demişti annesi bir akşamüstü Bruno onun yaptıklarını anlattığında. Hayatında nelerle karşılaştığı hakkında hiçbir fikrin yok. O deli demişti Bruno. Parmağını şakağına dayayıp çevirerek ve ıslık çalarak ne kadar deli olduğunu göstermek istemişti. Geçen gün sokakta bir kedinin yanına gidip onu akşamüstü çayına davet etti. Kedi ne dedi diye sormuştu mutfağın köşesinde bir sandviç yapan Gretel. Hiçbir şey diye açıklamıştı Bruno. Sadece bir kediydi. Ciddiyim diye ısrar etmişti annesi. Franz çok sevimli bir gençti. Onu tanıdığımda küçük bir kızdım nazik ve düşünceliydi ve Fred Astaire gibi dans ederdi. Ama büyük savaşta korkunç bir şekilde sakatlandı. Başından yaralandı. O yüzden bu şekilde davranıyor. Gülünecek bir şey değil. Gençlerin o zamanlar neler yaşadığı hakkında hiçbir fikriniz yok. Çektikleri acıları bilmiyorsunuz. Bruno o zaman sadece 6 yaşındaydı ve annesinin nelerden söz ettiğini anladığından pek emin değildi. Çok uzun yıllar önceydi diye açıklamıştı sorduğunda. Sen doğmadan önce Frans bizim için siperlerde savaşan gençlerden biriydi. Baban onu o zamanlar çok iyi tanırdı. Sanırım orduda birlikte hizmet ettiler. Peki ona ne oldu diye sormuştu Bruno. Önemi yok demişti annesi. Savaştan bahsetmek güzel bir şey değil. Korkarım yakında bunu çok konuşacağız. Outwit'e gelmeden yaklaşık 3 yıl önce olmuştu bu ve Bruno bunca zamandır Bay Roller'ı pek sık düşünmemişti aniden bir şeyin bilincine vardı. Eğer kafasını meşgul edecek, beynini çalıştıracak mantıklı bir şeyler yapmazsa yakında sokaklarda kendisiyle kavga edip evcil hayvanları sosyal etkinliklere davet ediyor olacaktı. Bruno oyalanmak için bir cumartesi sabahını kendisine yeni bir eğlence yaratarak geçirdi. Evden biraz ileride, Gretel'in tarafında ve kendi yatak odasından görülmesi imkansız bir yerde büyük bir meşe ağacı vardı. Çok geniş gövdesi olan bir ağaç, küçük bir çocuğu taşıyacak kadar güçlü, iri dalları olan yüksek bir ağaç. O kadar yaşlı görünüyordu ki, Bruno orta çağın sonlarında dikilmiş olduğuna karar verdi. Son zamanlarda öğrendiği ve ilginç bulduğu bir dönemde orta çağ. Özellikle değişik ülkelere giden ve ilginç şeyler keşfeden şövalyeler ilgisini çekmişti. Bruno'nun yeni eğlencesi için sadece iki şeye ihtiyacı vardı. Biraz ip ve bir araba lastiği. İpi bulması çok kolaydı. Çünkü evin bodrumunda balyalar dolusu vardı. Çok tehlikeli bir şey yaparak keskin bir bıçak buldu. Hemen ihtiyaç duyabileceği uzunluklarda ipler kesti. Onları meşe ağacına götürdü ve sonra kullanmak üzere yere bıraktı. Araba lastiği ise bir sorundu. O sabah ne anne ne baba evdeydi. Anne sabah erkenden çıkıp yakın bir şehre giden trene binmiş, bir günlük hava değişimi yapmıştı. Baba ise en son Bruno'nun yatak odasının penceresinden görünen barakaların ve insanların olduğu yere doğru giderken görülmüştü. Ama her zamanki gibi evin etrafına park etmiş birçok askeri kamyon ve cip vardı. Onların herhangi birinden lastik çalmanın imkansızlığını bilse de bir yerlerde yedek bir tane bulma ihtimali olabilirdi. Dışarı çıkarken Gretel'i Teğmen Kotler'le konuşurken gördü ve içinden gelmese de onun sorabileceği doğru insan olduğuna karar verdi. Teğmen Kotler, Bruno'nun Outfit'teki ilk gününde gördüğü genç subaydı. Evlerinin üst katında belirmiş ve başıyla selam verip yoluna devam etmişti. Bruno onu o zamandan beri birçok defa görmüştü. Sanki evin sahibiymiş gibi girip çıkıyordu ve babasının çalışma odası ona kesinlikle yasak değildi. Ama pek sık konuşmamışlardı. Bruno nedenini açıklayamasa da Teğmen Kotler'den hoşlanmadığını biliyordu. Çevresinde öyle bir hava vardı ki Bruno onu görünce buz gibi bir soğukluk hissediyor ve kazak giymeye ihtiyacı duyuyordu. Yine de soracak başka kimse yoktu ve olabildiğince kendine güvenen bir şekilde merhaba demeye gitti. Genç teğmen çoğu zaman şık görünüyor, sanki üstündeyken ütülenmiş gibi duran bir üniformayla dolaşıyordu. Siyah çizmeleri her zaman cilalı, her zaman pırıl pırıldı. Yandan ayrılmış açık sarı saçlarına tarak izlerini olduğu gibi gösteren bir şey sürülüydü. Ayrıca o kadar çok kolonya sürüyordu ki geldiği çok uzaktan anlaşılıyordu. Bruno onun rüzgar yönünde durmamayı öğrenmişti. Yoksa her an düşüp bayılabilirdi. Bugün her nasılsa bir cumartesi sabahı ve hava güneşli olduğu halde o kadar bakımlı değildi. Pantolonunun üstüne beyaz bir yelek giymişti ve saçları dağınık bir biçimde alnına iniyordu. Kolları şaşırtıcı şekilde bronzlaşmıştı ve kasları Bruno'nun sahip olmak istediği gibiydi. O gün çok daha genç görünüyordu. Bu hali Bruno'yu şaşırtmıştı. Aslında ona her zaman uzak durduğu okuldaki büyük çocukları hatırlatıyordu. Teymen Kotler Gretel'le derin bir muhabbete dalmıştı ve her ne anlatıyorsa çok komik olmalıydı. Çünkü Gretel kahkahalarla gülüyor, parmağına sardığı saçlarını lüleler halinde kıvırıyordu. "Merhaba," dedi Bruno onlara yaklaşırken. Gretel sinirlenerek baktı. "Sen ne istiyorsun?" diye sordu. "Hiçbir şey istemiyorum," diye tersledi Bruno ona bakarak. Sadece merhaba demeye geldim. Küçük kardeşimi bağışlamalısın kurt dedi Gretel, Teğmen Kotler'e. Biliyorsun daha dokuz yaşında. Günaydın küçük adam dedi Kotler. Elini ürkütücü bir şekilde Bruno'nun saçlarına sokup karıştırdı. Bu hareket Bruno da onu yere itip kafasında zıplama duygusu uyandırdı. Cumartesi sabahı bu kadar erkenden neler yapıyorsun? Erken sayılmaz dedi Bruno. Saat neredeyse on oldu. Teğmen Kotler omuzlarını silkti. Senin yaşındayken annem beni yemek saatine kadar yataktan çıkartmaz, uyumazsam asla büyük ve güçlü olamayacağımı söylerdi. Bu konuda fazlasıyla yanıldı öyle değil mi diye sırıttı Gretel. Bruno hoşnutsuzlukla baktı ona. Sanki kafasının içinde hiçbir şey yokmuş gibi çıkan gülünç bir sesle konuşuyordu. Bruno'nun o anda tek istediği çekip gitmek, ikisinden ve konuştukları her şeyden uzak durmaktı. Ama önce çıkarını kollayıp Teğmen Kotler'den imkansızı istemesi gerekiyordu. ''Bir iyilik.'' ''Acaba sizden bir iyilik isteyebilir miyim?'' dedi Bruno. ''İsteyebilirsin.'' dedi Teğmen Kotler. Ortada komik bir şey olmasa da Gretel yine gülmüştü. ''Acaba etrafta yedek lastik var mıydı?'' diye devam etti Bruno. ''Belki ciplerden veya kamyonlardan birinde. Kullanmadığınız bir tane.'' ''Son zamanlarda gördüğüm tek yedek lastik Çavuş Hofschneider'a ait ve onu belinde taşıyor.'' dedi Teğmen Kotler. Dudakları gülümsemeye andıran bir şekil alırken... Bu Bruno'ya hiçbir anlam ifade etmedi ama Gretel'in öyle hoşuna gitti ki neredeyse dans etmeye başlayacaktı. Onu kullanıyor mu diye sordu Bruno. Çavuş Hofschneider mi? dedi Teğmen Kotler. Evet korkarım öyle yedek lastiğine çok bağlı. Kes şunu kurt dedi Gretel gözlerini kurulayarak. O seni anlamıyor sadece 9 yaşında. ''Aa sessiz olur musun lütfen?'' diye bağırdı burnu ablasına öfkeyle bakarak. Buraya kadar gelip teğmen kodlardan iyilik istemek zaten yeterince zordu. Kendi ablasının baştan beri onu alaya alması durumu daha da kötüleştiriyordu. ''Sen de sadece 12 yaşındasın zaten'' diye ekledi. ''Olduğundan büyük görünmeye çalışmaktan vazgeç.'' ''Neredeyse 13 yaşındayım kurt'' diye bağırdı kız. Gülmesi kesilmiş, yüzü dehşetle donmuştu. ''Birkaç haftaya kadar 13 olacağım. Tıpkı senin gibi genç bir insan.'' Teğmen Kotlar gülümsedi. Başını salladı ama bir şey söylemedi. Bruno ona baktı. Karşısında başka herhangi bir yetişkin olsaydı, ablasının gülünç davrandığını ikisinin de bildiğini ifade etmek için gözlerini yuvarlardı. Ama bu başka bir yetişkin değildi. Teğmen Kotlardı. Her neyse, dedi Bruno, Gretel'in kızgın bakışlarını görmezden gelerek. Onun dışında yedek lastik bulabileceğin başka bir yer var mı? Elbette dedi Teğmen Kotler. Artık gülümsemeyi bırakmıştı. Tüm bu olaydan sıkılmış gibiydi. Ama ne için istiyorsun? Bir salıncak yapmayı düşündüm dedi Bruno. Bilirsiniz bir lastiği iple ağacın dallarına bağlayarak yapılır. Kesinlikle dedi Teğmen Kotler. Başını akıllıca sallayarak. Gretel'in belirttiği gibi henüz bir delikanlı olmasına karşın sanki bu tür şeyler onun için uzak bir anıymışçasına. Evet ben de çocukken çok salıncak kurmuştum. Arkadaşlarımla salıncakta oynayarak birçok mutlu hafta sonu geçirmiştik. Bruno onunla herhangi bir ortak noktaları olmasından tedirgin oldu. Aynı zamanda Teğmen Kotler'in arkadaşları olmasına da çok şaşırdı. Ne düşünüyorsunuz diye sordu. Yakınlarda hiç var mı? Teğmen Kotler ona baktı. Açık bir cevap mı vereceğine yoksa her zaman yaptığı gibi onu kızdırmaya mı çalışacağına karar vermeye çalışır gibiydi. Sonra Pavel'i gördü. Her gün öğleden sonra mutfakta sebzelerin soyulmasına yardım etmeye gelen, sonra da beyaz ceketini giyip masada servis yapan yaşlı adam eve doğru yürüyordu ve bu bir karara varmasını sağlamıştı. ''Hey sen!'' diye bağırdı. Sonra Bruno'nun anlamadığı bir sözcük ekledi. ''Buraya gel seni'' sözcüğü tekrar söyledi ve sesindeki kabalık Bruno'nun bu işin parçası olmaktan utanmasına ve başka yöne bakmasına neden oldu. Pavel onlara doğru geldi. Kotler torunu olacak yaşta olmasına rağmen onunla küstah bir tavırla konuştu. Bu küçük adamı evin arkasındaki depo olarak kullanılan barakaya götür. Yan duvara dayanmış bazı eski lastikler var. Bir tane seçecek ve her nereye isterse taşıyacaksın. Anlaşıldı mı? Sonra mutfağa döndüğünde yiyeceklere dokunmadan önce ellerini yıkadığından emin ol. Seni iğrenç. Teğmen Kotler daha önce iki kez kullandığı sözcüğü tekrarladı ve bunu yaparken biraz tükürdü. Bruno, Teğmen saçında oynaşan güneş ışıklarına tapınırcasına bakan Gretel'e bir göz attı. Şimdi o da küçük kardeşi gibi biraz rahatsız görünüyordu. İkisi de daha önce Pavel'le konuşmamışlardı ama çok iyi bir garsondu ve babaya göre onlar ağaçta yetişmiyordu. ''Hadi git bakalım'' dedi Teğmen Pavel dönüp depoya doğru ilerledi. Peşinden giden Bruno arada bir dönüp ablasına ve genç askere doğru bakıyor, oraya gidip Gretel'i çekip uzaklaştırma isteği hissediyordu. Gretel'i genelde can sıkıcı ve bence bulmasına, onun kendisine kötü davranmasına rağmen. Ne de olsa bu onun göreviydi. Kız ablasıydı. Onu Teğmen Kotler gibi bir adamla yalnız bırakma fikrinden nefret ediyordu. Bunu söylemenin başka yolu yoktu. O kötü bir adamdı. Kaza, Pavel'in Bruno'nun istediği lastiği bulup Gretel'in odasından görünen büyük meşe ağacının altına getirmesinden birkaç saat sonra meydana geldi. Bruno ipleri dallara ve lastiğe güvenli bir şekilde bağlamak için ağaca çıkıp indikten, çıkıp indikten, çıkıp indikten sonra. O ana kadar bütün operasyon çok başarılıydı. O daha önce de bir salıncak yapmıştı ama o zamanlar ona yardım eden Kari, Daniel ve Martin vardı. Bu defa tek başına yapıyordu ve bu her şeyi çok zorlaştırıyordu. Ama yine de başardı. Birkaç saat içinde mutlu bir şekilde lastiğin ortasına yerleşmiş, sanki dünya umurunda değilmiş gibi ileri geri sallanıyordu. Hayatında bindiği en rahatsız salıncaklardan biri olduğu gerçeğini görmezden geliyordu. Lastiğin üzerine yüzü koyun yattı ve ayaklarıyla yerden destek alarak kendisini itti. Lastik ne zaman geriye doğru sallansa havalanıyor ve ağacın gövdesini son anda ıskalıyordu. Ancak yine de tehlikeli biçimde yakından geçiyordu. Bruno bir sonraki seferde daha hızlı ve daha yükseğe sallanmak için ayaklarını kullanıyordu. Ağacı tekmelediği anda lastiğe tutunan elleri hafifçe gevşedi ve daha ne olduğunu anlamadan ters dönüp paldır küldür yüzüstü düştü. Bir an için her şey karardı. Sonra tekrar netleşti. Doğrulup oturdu ve sallanan lastik gelip kafasına çarpınca bir çığlık atıp kaçtı. Ayağa kalktığında kolu ve bacağı çok acıyordu. Çok sert düşmüştü ama kırılmış kadar acımıyorlardı. Eline baktı, çiziklerle doluydu. Dirseğini çevirince kötü bir kesik gördü. Bacağı daha berbat haldeydi ve dizinde tam şortunun bittiği yerde sanki onun bakmasını bekleyen derin bir kesik vardı. Çünkü dikkatini oraya verir vermez çok kötü kanamaya başlamıştı. Vay canına dedi Bruno yüksek sesle. Yarısına bakıp sonra ne yapması gerektiğini düşünerek. Uzun uzun endişelenmesine gerek kalmadı. Yaptığı salıncak evi mutfağı ile aynı taraftaydı ve Pavel lastiği bulmasına yardım eden garson patatesleri soyarken pencerede duruyordu. Kazayı baştan sona izlemişti. Bruno tekrar yukarıya baktığında Pavel'in hızla ona doğru geldiğini gördü. O gelince kendini yeterince güvende hissedip çevresini saran sersemletici duygunun onu tamamen teslim almasına izin verdi. Tekrar düşüyordu ama bu defa yere yığılmadan Pavel onu kucakladı. Ne olduğunu bilmiyorum dedi çocuk. Hiç tehlikeli görünmüyordu. Fazla yükseldin dedi Pavel. Bruno'nun kendini hemen güvende hissetmesini sağlayan yumuşak bir sesle. Olacakları görebiliyordum. Her an başına bir kaza geleceğini düşündüm. Geldi de dedi Bruno. Evet geldi. Pavel onu çimlerden eve taşıyıp mutfağa götürdü ve tahta sandalyelerden birine yerleştirdi. Annem nerede diye sordu Bruno. Kaza geçirdiğinde genelde aradığı ilk insanı görmek için etrafına bakarak. Korkarım annen daha dönmedi dedi Pavel. Onun önünde eğilmiş dizini incelerken. Burada bir tek ben varım. Ne olacak o zaman diye sordu Bruno. Birazcık paniklemeye başlayarak. Gözyaşlarını körükleyecek bir duyguydu bu. Kan kaybından ölebilirim. Pavel nazikçe güldü ve başını salladı. Kan kaybından ölmeyeceksin dedi ve bir tabure çekip Bruno'nun ayağını üstüne yerleştirdi. Bir süre kımıldama burada bir ilk yardım çantası var. Adam mutfakta gidip gelirken Bruno onu izledi. Bir dolaptan yeşil ilk yardım kutusunu alışını çok soğuk olmadığından emin olmak için önce parmağıyla kontrol ederek küçük bir kaseye su dolduruşunu. Hastaneye gitmem gerekecek mi? diye sordu Bruno. Hayır hayır dedi Pavel tekrar yanına gelip önünde diz çökerken. Kuru bir bezi kaseye batırıp yavaşça Bruno'nun dizine bastırdı. Bu cadını fazla yakmamasına rağmen acıyla kıvranmasına neden oldu. Sadece küçük bir kesik. Dikişe gerek yok. Pavel yaradaki kanı temizleyip sonra da başka bir bezi birkaç dakika sıkıca üstüne bastırırken Bruno biraz kaşlarını çattı. Gergin bir şekilde dudaklarını ısırdı. Pavel bezi tekrar nazikçe çektiğinde kanama durmuştu. İlk yardım çantasından küçük bir şişe aldı ve içindeki yeşil sıvıyı yaranın üstüne hafifçe sürdü. Bu oldukça yakmıştı. Bruno üst üste birkaç kez "Ah!" diye bağırdı. O kadar kötü değil dedi Pavel yumuşak ve nazik bir sesle. Olduğundan fazla acı verdiğini düşünerek daha da kötüleşmesine neden olma. Bu Bruno'ya mantıklı geldi ve ah deme isteğine karşı koydu. Pavel yeşil sıvıyı uygulamayı bitirince ilk yardım çantasından sargı bezi aldı ve yaranın üstüne bantladı. İşte dedi daha iyi değil mi? Bruno başını salladı ve istediği kadar cesur davranamadığı için biraz utandığını hissetti. Teşekkür ederim dedi. Bir şey değil dedi Pavel. Tekrar üstüne basıp yürümeden birkaç dakika orada oturmalısın, tamam mı? Yara biraz rahatlasın. Bugün bir daha o salıncağın yanına gitme. Bruno başını salladı ve bacağını taburenin üstünde tuttu. Pavel lavaboya gidip dikkatlice ellerini yıkadı. Tel bir fırça ile tırnak içlerini bile fırçaladı. Sonra kurulayıp yine patateslere döndü. ''Anneme olanları söyleyecek misin?'' diye sordu Bruno. Son birkaç dakikayı kazayı hayatta kalarak atlatan bir kahraman mı yoksa ölüm tuzağı kuran bir cani olarak mı görüneceğini düşünerek geçirmişti. ''Sanırım kendisi görür'' dedi Pavel. Havuçları alıp Bruno'nun karşısına oturdu ve eski bir gazetenin içine soymaya başladı. ''Evet sanırım öyle'' dedi Bruno. ''Belki beni bir doktora götürmek isteyecektir.'' Sanmıyorum," dedi Pavel usulca. "Hiç belli olmaz," dedi Bruno. Kazasının bu kadar kolayca görmezden gelinmesini istemiyordu. Ne de olsa buraya geldiğinden beri başına gelen en heyecanlı olaydı. "Göründüğünden kötü olabilir," "Değil," dedi Pavel. Bruno'nun dediklerini pek dinlemiyormuş gibiydi. Havuçlar dikkatinin çoğunu alıyordu. Nereden biliyorsun diye sordu Bruno çabucak. Karşısındaki koşup onu yerden kaldıran, kucaklayıp içeri taşıyan, onunla ilgilenen adam olduğu halde fena öfkelenmişti. Sen doktor değilsin. Pavel havuçları soymaya bir an ara verdi ve masanın karşısındaki Bruno'ya baktı. Başı aşağıdaydı, gözleri yukarı bakıyordu ve sanki böyle bir şeye ne demesi gerektiğini düşünür gibiydi. Vereceği cevabın üstünde uzun zaman düşünmüşcesine içini çekti. Evet, öyleyim. Bruno ona şaşkın bir şekilde baktı. Bu ona mantıklı gelmiyordu. Ama sen bir garsonsun dedi usulca. Yemek için sebzeleri soyuyorsun. Aynı zamanda nasıl doktor olabilirsin? Genç adam dedi Pavel. Bruno onun Teğmen Kotler gibi küçük adam yerine genç adam deme nezaketini göstermesini takdir etmişti. Ben gerçekten doktorum. Bir adamın geceleri gökyüzüne bakması onu astronom yapmaz. Biliyorsun. Pavel'in ne demek istediği hakkında Bruno'nun hiçbir fikri yoktu. Ama söylediği şey ona ilk kez daha yakından bakmasını sağladı. Ufak tefek bir adamdı, çok da zayıftı. Uzun parmakları ve köşeli hatları vardı. Babasından yaşlıydı ama büyük babasından daha gençti. Bu yine de yaşlı olduğu anlamına geliyordu. Bruno, Outfit'e gelmeden önce onu hiç görmemiş olsa da yüzünde bir şey geçmişte sakallı olduğunu düşündürüyordu. Ama artık değildi. Anlamıyorum dedi Bruno. Bu konuyu sonuna kadar öğrenmek isteyerek. Eğer bir doktorsan neden garsonluk yapıyorsun? Neden bir yerlerde bir hastanede çalışmıyorsun? Pavel cevap vermeden önce uzun zaman tereddüt etti. Ve o bunu yaparken Bruno bir şey söylemedi. Nedenini bilmiyor ama yapılacak en terbiyeli şeyin Pavel konuşana kadar beklemek olduğunu hissediyordu. Buraya gelmeden önce doktor olarak mesleğimi icra ediyordum dedi. Sonunda icra etmek mi diye sordu. Bu sözcüğü bilmiyordu. Yani iyi değil miydin? Pavel gülümsedi. Çok iyiydim dedi. Hep doktor olmak istemiştim. Anlıyor musun? Küçüklüğümden beri, senin yaşlarından beri. Ben kaşif olmak istiyorum dedi Bruno çabucak. Sana şans dilerim dedi Pavel. Teşekkür ederim. Şimdiye kadar bir şey keşfettin mi? Berlin'deki evimizde keşfedilecek çok şey vardı diye hatırladı Bruno. Ama orası çok büyük bir evdi. Hayal edebileceğinden daha büyük. O yüzden de araştırılacak çok yer vardı. Burası aynı değil. Burada hiçbir şey aynı değil diye ona katıldı Pavel. Outwit'e ne zaman geldin diye sordu Bruno. Pavel havucu ve soyucuyu bir süre masaya bıraktı ve bunu düşündü. Sanırım hep buradaydım dedi sonunda alçak bir sesle. Burada mı büyüdün Hayır dedi Pavel başını sallayarak. Hayır burada büyümedim. Ama şimdi dedin ki... Devam edemeden dışarıdan annesinin sesi geldi. Onu duyar duymaz Pavel sandalyesinden fırladı. Havuçlar, soyucu ve kabuk dolu eski gazetelerle lavabonun önüne gitti ve Bruno'ya sırtını döndü. Başını öne eğdi. Bir daha konuşmadı. ''Tanrı aşkına ne oldu sana?'' diye sordu annesi mutfakta belirdiği anda ve eğilip Bruno'nun yarısını örten bandaja baktı. Bir salıncak yaptım. Sonra ondan düştüm diye açıkladı Bruno. Sonra da salıncak kafama çarptı ve neredeyse bayılıyordum. Pavel geldi, beni içeri taşıdı, yaramı temizledi, ilaç sürdü ve sardı. Çok acıdı ama ağlamadım. Bir kez bile ağlamadım, değil mi Pavel? Pavel vücudunu hafifçe onlara doğru çevirdi ama başını kaldırmadı. "Yara temizlendi." dedi usulca. Bruno'nun sorusuna cevap vermeden, "Endişelenecek bir şey yok. Odana git Bruno." dedi annesi. O anda belirgin bir şekilde rahatsız görünüyordu. Ama ben benimle tartışma, odana git diye ısrar etti. Bruno sandalyeden indi, ağırlığını kötü bacağım demeye karar verdiği bacağına verdi. Bu biraz canını acıttı. Dönüp dışarı çıktı ama hala annesinin sesini duyabiliyordu. O merdivenlere doğru yürürken annesi Pavel'e teşekkür etti. Bu Bruno'yu mutlu etti. Çünkü o olmasaydı kan kaybından öleceği çok açıktı. Yukarıya çıkmadan bir şey daha duydu. Bu doktor olduğunu iddia eden garsona annesinin son sözüydü. Eğer kumandan sorarsa, Bruno'nun yarısını benim temizlediğimi söyleyeceğiz. Bruno'ya çok bencilce geldi bu. Annesinin yapmadığı bir şey için övgü toplaması çok yanlıştı.